Cenab-ı Rabbül Alemin bana radyoda çay içmeyi nasip etti. Show. Biliyor musunuz Mehmet Bey, bu sahnelerde dekolte giyip çıkan şarkı söyleyen hanımefendilerin böyle bir sıkıntısı var, böyle bir hastalığı var. Biliyorum. Ne şu hastalığın adı? Hastalığın adını biliyor musunuz? Meme çıkması. Meme çıkması. Adres İstiklal Caddesi, meme çıkması ne odur? Arıza Show. Şimdi sevgili dinleyiciler, Alem FM'de kaldığımız yerden Arıza Show'a devam ediyoruz. Biz burada yayın aralarında çok eğleniyoruz. Yüksek ihtimalle birazdan bu eğlencemiz de size yansır diye tahmin ediyoruz. Ama arkadaşlar gülerken mikrofondan biraz uzak duruyoruz. Tabii lütfen. Okey mi? Şimdi sevgili dostlarımız yine her zaman olduğu gibi ne zaman bizim programımıza gelse hep şey yaparlar. Hiç yapmadıkları bir şeyi yaparlar. Denerler, tutarsa sahnede yaparlar. Tabii tabii aynen. Yakaladın mı? Şu anda da yine öyle bir şey hazırlamışlar sevgili dostlarımız. Gece yolcuları birazdan hiçbir radyo istasyonu duyamayacağınız, hatta onlar da galiba sahnede söylemediler değil mi şu ana kadar? Sahnede söyledik ama. Söyledi, oldu o zaman. Bize çünkü az önce söylemedik demiştiniz. Hayır, sahnede mi? Hayır, radyo istasyonunda. Ha, radyo dediniz pardon. Bir tamam, kere okay. Neydi? Dilek taşımı ne? Denediler böyle birbirine baktılar bizim yayında. Aha dediler tabii, bu iş oldu. Hala söylüyorlar. 15 gün sonra konserlerine gittim şapka gözlük. Baktım sahnede bir daha çalıyorlar. Hatta 2-3 defa değil mi? Arka arka. Hatırlamıyorsun galiba. Hatırlamazsın ama tanıyamadım seni. Şapka takmana da gerek yokmuş gerçi senin ama. Yani. Neyse. Şimdi o zaman her şey kayıtta. Telefonları da birazdan almaya başlıyoruz. Sizler de hazırsanız bu eseri icra edelim. Biz de merak ediyoruz. Bu arada tabii birazdan sevgili Uğur ve Edis'le de Türk pop müziğinin geldiği noktayı irdeleyeceğiz. Uğur ve Edis'le gömmenin tarihi. Tamam, hazırsak biz başlıyoruz. Bunu da kapat hocam. Başlıyoruz. Buyurun efendim. Sizde. Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm sarsiyanın hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğim ellerimde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için.
Eğer ki ağlıyorsan, bu yaşlar bizim için. Ben de emanetim, her neyin varsa aldama bidimi, yık benim için. Böyle paramparça yaşamaktansa, kalbime bir kurşun sık benim için. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, neredeyim, nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğim ellerimde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan, bu yaşlar bizim için. Seç, sessizce çal benim için. Yüreğim ellerimde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan, bu yaşlar bizim için. Vay 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 vay. Ne biçim oldu? Baba ne vayladı be? Bu sene ne vay verdi? Oğlum çok iyiydiniz ya. Sevdin mi? Kafadan hurma gibi olduk, ciddi, yemin ediyorum. Ciddi abi, söylüyorum ya. Bir an var ya, hiç bitsin istemedim ya. Baba da inanmadı. Ciddi. Oğlum vallahi iyiydiniz ya. Ciddi söylüyorum, çok iyiydi. Orkun biliyorsun, yeni Semih askerdeydi. Orkun tekrar bize katıldı. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? Nasıl keyifler? Sizi fazla tanımadığı için. Bakıyor şu an. Bunlar acaba ciddi mi söylüyor? Yoksa hani bunlar... Evin dışına çok çıkarmıyoruz. Oysa Umut'u görüyorsunuz. Umut. Ya, ya. Ciddi misin? Çünkü biz içerideki main sesi de açtığımız için, evet, oraya gidiyor mu acaba ya? Tamam. Kapatalım camı ya. Teyze kızıyor. Yok, bir şey olmaz. Yok. Hocam polisi aramasın. Yok abi, öyle bir şey yok canım. Tamam, canım. Halı siktiği zaman şey yapıyor muyuz? Efendim canım? Pardon, zaman... senin mikrofondan uzak kaldım bir an. Halı siktiği. Halıyı duymadık da. Ha evet. Sadece silme kısmını duyduk yani. Bir şey söyleyeceğim. Ama şey tabii konuklarımız belki bilmiyor. Camları falan da açtı. Karşı apartmanlar rahatsız olmasınlar. Abi bence şu anda onlar da bunun keyfine varsınlar. Her zaman böyle bir durumumuz olmuyor. Ya zaten o teyzenin kalkıp Beyoğlu'nda bilmem nerede gece yolcularını izleyecek durumu yok. Hayır, adam caz dinliyor zaten. Aynen, şu anda oradan çok yakın bir mesafeden bizi izliyor. Selamlar, sevgiler, onlara da bir el sallayalım. Evet, neyse. Şimdi hocam çok da zamanımız yok. Bildiğiniz üzere bir drive time programı olduğu için reklam araları oluyor falan filan, neyse. Bu arada merkezle ilgili bir sıkıntımız var mı? Sesle alakalı her şey yok, çok yolunda, şey çok yolunda, güzel gidiyor. Nedir abi? Çıkış tarihi belli mi yeni albümü? Ya şöyle bir şey, şimdi affedecek misin, çok yeni, evet, yeni klip çıktı bu arada. Neden albümünde 4.
klibi oldu. Hı-hı, güzel hı-hı. gidiyor. Konserler falan da var ama bu arada şarkılarımızı hazırlıyoruz Rıza. Çok güzel. Güzel işler var. Bir albüme 4 klip. Nereden buluyorsunuz abi parayı? Yani bayağı çalışıyor musunuz? Valla işler nasıl gidiyor? Güzel gitti işler. Kötü gitmedi. O başka bir şey. Nereden? Forex şirketleri. Ama şey tabii kendimizin de işin içine elimizi soktuğumuz işler oldu. Mesela son klibimizi Almanya'da çektik beraber. Almanya'da ha. Konser esnasında gittiğiniz falan mı? Yok, kendimiz ayrıyetten gittik. Sonra burada da performansları çektik. Bu Almanya'da klip çektiniz. Evet. Yönetmeni kimdi? Berlin'de. Gözde Kural. Ha, Gözde tamam. Kural. Evet, bu arada en son çektiğiniz klip değil mi Almanya'da? Affedecek misin? Çok başarılı olmuş. Onu da izledik. Bilmiyorum dinlemişsinizdir de ben. Çalıyorsunuz. Dinledik. Tahmin ediyorum. Tabii canım. 3 senedir bir görüşüyoruz ama. 3 senedir çalınmıyoruzdur. Gelmediğiniz günlerde aldatıldık arkadaş çalıyorduk. 6 sene evvel kalbimden. Bu arada ben Alem FM merkezi de buradan tabii. Alem FM merkez ne yapsın yavrum? Baktan sayı alıyor. Neyse şimdi herhalde birazdan ilk arada yeni klipli şarkınızı çalarız. Güzel olur ya. Neydi aldatıldık arkadaş mıydı? Ne? Affedecek misin? Eyvallah. Konser dediler arada kaynadı şimdi böyle eskiden ararlardı. Selçuk artı 8 yazdık buyurun gelin falan. Var galiba en yakın i̇şte zaman ne zaman? Sen beni de tanıyorsun Selçuk'u da tanıyorum tanıyorsun. Abi, tabii. Sence bu tam tersi olamaz mı? Hani... Abi şimdi gerçeği söylemem gerekirse tam tersi. Ben bir kere şey yaptım. Abi 25 kişi kapıya yazdırabilir misin? Abi olur böyle şey adam düğününü o an aradan çıkar. Selçuk senin artılarınla iki tane bar doldurduk. Hala kimse gelmedi. Hep şov yapıyorsun. Selçuk artı 50 yazın falan. Peki içeri girip iki gazoz içse, iki bilmem ne soğuk içse tamam eyvallah da öyle bir şey de yok değil mi bunda? Ben mi? Sen de. Abi ben bilinçli tüketiciyim ya. Daha kapıdan giriyorum paltoyu vermeden siparişlerim geliyor. Düşün. Selçuk'un bilinç mi dedin? Bilinç dedim abi. Bilinç dedim. Neyse abi şimdi o zaman... Asıl şey. Efendim? Bilinç dedi de. Asıl şey. Şimdi o zaman bir reklamımız mı var yine? Yok efendim. Yok. Çok güzel. Hemen abi. Hemen abi bir şey daha yapalım. Çünkü zamanı Barış iyi değerlendirmek lazım. Ben de bu arada camı kapatayım. Ne yavrum? Camı kapatayım. Bir tanesini kapat ama da. Sonradan buharlaşmayalım burada. Sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Twitter'a gelen mesajları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Telefonlar da geliyor. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum ben de. Ama en çok istediğim şey gece yolcularını canlı dinlemek tabii. Teşekkür ederiz. Demin İbrahim Tatlıses'ten yine büyük bir abimizden ustadan parça vardı. Şimdi Barış abiden yapacağız rahmetliden. Barış abi. Evet. Oo saygı ve sevgiyle anıyoruz kendisini. Bakalım, buyurun. Seveceksiniz. Can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Yapalım mı bilmiyorum. Repertuarınızda var mıdır? Kayan abiden de bir tane bir şey yapsak. O da biliyorsun şu an. Yaparız herhalde. Düşünürüz onu. Dur. Ya ben böyle paldırlı küldür gireriz tamam, ya. Tamam. Eyvallah. Olur. Buyurun siz. Ben açarım. Buyurun efendim. Ustalardan gideceğiz o zaman bugün. Hadi. Hayır. Evet. Umut'u açabilirsin. Evet. Bir de reverb alayım mı? Unutsun beni demişsin bende kalan resimleri mektupları istemişsin üzülme.